Hak dostum, hak. Söyledikçe sergüzeşti, verir bezmi letafet. Dinleyimdi ben diye acizden, hoş bir hikayet. Nasrettin Hoca'ya bir gün bir ilham geldi ve bir şiir yazdı. Yazdığı şiiri Akşehir'deki cümle edebiyat muallimlerine ve şuaralarına okuttu. Hepsi de çok beğendi ve hocaya dediler ki: "Sen bu eseri mutlaka matbuat alemiyle tanıştırmalısın. Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiği bu eşsiz eseri Ümmet-i Muhammed'in istifadesine sunmalısın ki yarın huzur-u mahşerde Cenab-ı Hak'tan azar işitmeyesin. Mecmualarda neşredilirse ismin kıyamete kadar yad edilir." Tabii devir eski devir. İnternet, bilgisayar, kargo yok. Hoca hemen medreseye koştu ve talebelerine emir verdi: "Şu kağıtta yazılı olan şiirimi, 10 adetten az olmamak kaydıyla, gayet okunaklı bir şekilde, derhal istinsahede süz." Talebeleri hemen Divit-i Hokka'ya sarıldılar ve her biri enfes birer hüsnühat şaheseri olacak şekilde 10 adet kopyayı çıkardılar. Kopyaları eline alan hoca hemen Akşehir Posta İdaresi'ne koştu. Posta İdaresi dedikse hemen kikir demeyin. Zamanın icabatı gereği Selçuklu Devleti, Bizanslarla işbirliği yapan hainlere karşı posta idaresini kurmuştu. Nasıl mı? Posta güvercinleriyle. Öyle ki kimse artık kafasına göre posta güvercini uçuramıyordu. Zira devletin şahinleri ve atmacaları kaçak posta güvercinlerini havada imha ediyor, gizli yazışmalara el koyuyordu. Hoca, posta idaresindeki Kuşçubaşı Eşbe Efendi'nin kapısında yarım saat kadar bekledikten sonra huzura kabul edildi. Eşbe Efendi o sırada yine şahinlerin ve atmacaların marifetiyle yakalanan mektupları inceliyordu. Hocaya eliyle otur işareti yapan Eşbe Efendi: "Hoca Efendi, kusura bakmayın. Malum devletimiz şu ara Bizans belasıyla boğuşuyor. İçerideki hainler de düşmana kuş uçurtup gizli bilgileri ulaştırıyorlar. Bak bugün yine 5 adet daha yakalandı. Neyse, sizin maruzat neydi?" Hoca kavuğunu düzeltip boğazını temizledikten sonra başladı maruzatına arza. "Eşbah Efendi, vallahi işiniz zordur bilirim. Allah kolaylıklar versin. Ben şu 10 adet eşyarımı payitahtımız olan Konya'daki mecma ve cerilelere göndermek isterim." Eşbah Efendi, Nasrettin Hoca'nın kendisine uzattığı kağıtlara bir göz attıktan sonra gevrek gevrek gülerek: "Yahu hoca, bu demirle taşların yerine bakan kim? Gönderelim göndermesine de. Koyadaki mağarirer şuara zümresi pek ekabirdir. Burnlarından kar aldırmazlar. İnşallah sizin gibi kıymetli, haiz bir mollanın eşarına gerekli kemal ihtiramı gösterirler." "Bilirim, bilirim ama biz göle çalalım namayı. Tutmazsa mesuliyet gönül olsun." "Yalnız hoca efendi, yeni gelen tamime göre günde bir gönderi için bir akçe, birden fazla gönderi için ikişer akçe alıyoruz. Yani seni şimdi 19 akçe vermen gerekiyor." Hoca bu duruma çok kızdı ve hemen namelerini alıp orayı terk etti. Eşbah Efendi de hocanın bu tavrını içerlemişti ama bir şey diyememişti. Az sonra hoca medreseden getirdiği talebeleriyle tekrar Eşbah Efendi'nin huzuruna çıktı. Eşbah Efendi, Halep oradaysa arşın da burada. Madem bir kişi bir postayı bir akçeden gönderemiyor, al sana 10 talebe. Şu da 10 akçe. Şimdi bu talebeler adına uçur şu kuş." Eşbah Efendi hocanın bu kurnazlığı karşısında yutkundu ama bir şey diyemedi. Zira hoca kuralları yerine getirmiş, işi kitabına uydurmuştu. Hiç itiraz etmeden 10 adet güvercinin ayağına şiirler bağlanıp haydi hayırlısı denilip uçuruldu. Aradan bir ay geçtikten sonra postacı yamağı hocaya bir name getirdi. Hoca heyecanla açtı. Name Konya'daki meşhur Muallakat-ı Seba mecmuasından geliyordu ve içinde şunlar yazıyordu: "Nasrettin Molla Efendi Hazretlerine, mecmuamıza gönderdiğiniz nameniz elimize ulaşmıştır. Eşyarınızı mecmuamıza neşretmek isterdik. Lakin sırada çok şair ve şiir var. Siz başka bir kapıya gidin bence." Aradan 3 gün geçmişti ki bir name daha geldi. Bu da Şems-i Kamer mecmuasından geliyordu. Yazıldığına göre muallim Eşref Bey, şiirdeki yüzünden etkilenmiş, günlerce ağlamış ve hastalığa yakalanmıştı. Tabii haliyle dergi idaresi tarafından şiirin yayınlanması muzur görülmüştü. Hoca yine sükutu hayali uğramış, diğer mecmualardan gelecek haberleri beklemeye karar vermişti. Hemen ertesi günü bu defa 3 name birden gelmişti.
Birisi İşaratı Sanat Mecmuası'ndandı. Kalemdar Hayal Efendi'nin cevabında mecmualarının sufi mesleğe karşı mesafeli olduklarından şiiri neşredemeyecekleri belirtilmiş. Diğer mecmuadan gelen namede Cevval Efendi şiirden hiçbir şey anlayamadıklarını ve yayın politikaları gereği muhalif yanı olmayan eşyarı neşretmediklerini yazmıştı. Hocanın kafası iyice karışmıştı. Kendi kendine hele biraz daha bekleyelim dedi. 2-3 gün sonra gelen 4 cevap ise şöyleydi. Hace-i Terakki, şiirin kadim eşyarın izlerini taşıdığından, Mecalis-i Üdeba, şiirin aşkmış gibi konuları mevzubahis ettiği için ve sulfi hissiyat peşinde olan şairin şiirine ceridelerinde yer vermeyeceklerinden, Efkâr-ı Kadime Mecmuası ise şiirin nevzuhur müteşarilerin kadim geleneklerine mugayir, Bizansiyun gibi melun bir mesleğin efkâr-ı batılısını ittihaz ettiğinden, Mecmua-i Alayiş ise şiirin kıraat için gerekli 3 akçeyi mecmuanın muhasebesine yatırıp makmuzu tevdi ettikten sonra muvafık görüldüğünde mecmuanın 1 yıllık iştirak bedeli olan 40 akçeyi terde ettiği zaman şiirin neşredileceği cevaplarından anlatmış. Hoca iyice şaşırmıştı. Öfkeyle aynı şiiri bir kağıda intinsah edip Maraş'taki Açık Kara Mecmuası'na göndermek üzere kendini çarşıya attı. Tam posta idaresinin önünden geçiyordu ki içeriden Kuşçubaşı Eşbah Efendi bağırdı. Hoca, namen var. Hoca şaşkın şaşkın içeri girdi. Eşbah Efendi hocaya hemen bir çay söyledi. Yahu mübarek, kaç gündür sana çalışıyoruz. İnsan eline bir okka baklava alır gelir. Çayı bile hızlı ısmarlıyoruz. Duyduğuma göre payitahtta yılın şairi seçilmişsin. Hoca öfkeden kızarmış bir halde, Zevzeklenme Eşbah Efendi, şairlik kim biz kim Allah'ını seversen. Önce şu nameyi Maraş'a göndersen, sonra da ver şu nameyi okuyalım bakalım. Hoca nameyi açıp sesli sesli okumaya başladı. Nasrettin Hoca Hazretlerine, posta güvercini şiirinizi yanlışlıkla mecmuamıza getirmiştir. Bu yüzden şiirinizi mecburen okumak durumunda kaldık. Şiiriniz fevkaladeydi. Gerek nazım biçimi, gerek muhtevası, kullandığınız mazmunlar, bayıldık inanın. Anadolu'da böyle ustalar varmış da nasıl haberimiz olmaz diye hayıflandık. Şayet şiiri ilk önce bize gönderseydiniz mecmuamızda neşrederdik. Biz sadece bize yazan ve hiçbir neşriyatla alakası olmayan kişilerin mensure ve manzumelerini neşrediyoruz. Bundan sonra yazı gönderseniz de prensip gereği neşredemeyiz. Hoca iyice köpürmüştü. Eşbah Efendi merakla sordu. Hayırdır hoca, ne diye celallendin? Yahu azizim, ben matbaat talimini böyle bilmezdim. Benim şiiri okumuş, biri ağlamış, biri gülmüş. Biri okumuş, derin bir tefekküre dalmış. Sonra biri daha okumuş, ne bir şey hissetmiş, ne bir şey anlamış. Biri diyor eski kafalı, biri diyor nevzuhur. Diğeri diyor muhalif, biri diyor sufli. Ben de şaştım, kaldım yahu. Yahu hoca, ne diye adamlara kızıyorsun? Şu yazdığın şiire bak. Hadi kağıttan kalemden utanmadın. Bari başındaki koca kabuktan utan. Hoca öfkeyle ayağa fırladı. Başındaki kabuğu Eşbah Efendi'nin Mevlevi sikkesinin üzerine geçirdi. Biz de dertlenacak Müslüman bulduk sanki. Marifet kavukta ise şimdi sen de yaz. Kavuk senin başında. Hoca kızma, gel al şu kavuğunu. Namene cevap geldi. Ben acele posta ile göndermiştim. Hoca, bu kuşlar yeni. İlk defa senin namende denedim. Mübarek rüzgardan hızlı. Bir de cevap almadan gelmiyor. Eşbah Efendi kuşun ayağındaki nameye çıkarıp hocaya uzattı. Namede aynen şunlar yazıyordu. Cumasından Nasrettin Hoca Hazretlerine. Şiirinizi aldım. Lakin acele posta güverciniyle göndermiş ve hemen cevap istemişsiniz. Kardeşim, bu işler aceleye gelmez. Bu iş boyacı küpü değil ki hemen olsun. Şimdi siz bu şiirinizi bizim derginin neşriyat emini Teke Sancağı'nın Isparta vilayetinde Mukim Pektaşzade Mehmet Efendi'ye gönderiniz. O okusun, uygun görürse yayınlanır. Selam ve hürmetlerimle. Hoca renkten renge girince Eşbah Efendi, hayırdır hoca, yine ne oldu diye sordu. Abdest almaya camiye gidiyorum. Daha namaz vakti gelmedi hoca, saati mi şaşırdın? Namazı değil, tövbe etmeye gidiyorum. Bir daha şiir yazmamaya huzur-i ilahide tövbe edeceğim.